Merhabalar. Bu videoda hızlıca Winchell Prediction modülünden bahsedeceğim. Nasıl kullanılır, size ne kolaylıklar sağlar, bunları hani kısa bir videoyla göstereceğiz ve bundan sonra diğer videolarda da diğer modüller için bu şekilde kısa videolar olacak. Şimdi sadece Prediction aktif ettim. Ekranda Prediction aktif ettikten sonra ya da herhangi bir modül aktif ettikten sonra her zaman bir üst panel, bir alt paneliniz oluyor. Üst panelde ürün ağacı, alt panelde de hangi montaja ya da alt montaja tıkladığınız ya da komple ya da alt komple tıkladığınıza göre onun altında ilk parçalar oluyor. Mesela ben burada motherboard'a tıkladığımda 4 parça, altta da aynı 4 parça. Daha sonra bunları yukarıdan tek tek seçtikten sonra aşağıda prediction datalarını stres değerlerini doldurmamız gerekecek. Aynı şekilde mekanik komponentler için de burası. Aynı şekilde yani mekanik ya da elektronik sistemler için bu analizi yapabileceğiz. Arayüz tamamen konfigür edilebilir. İşte fader rate, MTBF vesaire hepsi burada yukarıda yazacak hesaplardan sonra. Aşağıda da her bir komponentin bizim girdiğimiz verilere göre prediction bilgileri yazacak. Şimdi bize ne gibi kolaylıklar sağlar? Öncelikle en güncel kütüphaneler elimizde olacak. Bu en güncel kütüphaneler neler? Şöyle gösterirsek Browse Libraries diye. Prediction Parts altında, şimdi sırayla göstereceğim. Prediction Parts altında yaklaşık 500 bin adet güncel parça kütüphanesi. Bunlara göre, bunlar elektronik parçalar bu arada. Bunların burada parça numaraları yazıyor. Siz bu numaralardan herhangi birini yazdığınızda gelip bu kütüphaneden arayıp zaten parçayı oraya buluyor ve datasheet verilerini giriyor. Daha sonra yine en güncel mekanik parçalar için olan parça kütüphanesi NPRD 2016 içeride mevcut. NPRD'ye girdiğinizde, search dediğinizde 264.000 sonuçta burada buldu. Bu 264.000 NPRD parçası da işte burada birçok kategori ve sub kategori var. Bunlara göre seçip gene sağ tarafa ürün ağacımızı, bombamızı atıyoruz. O şekilde hesaplıyoruz. Daha sonra en güncel elektronik Kıl Parts Database olan EPRD 2014 yine programın içerisinde var. 14.000 tane elektronik parça kütüphanesi de burada var. Yani yaklaşık 750-800 bin kadar parça verisine ulaşacaksınız. Peki bu parça bilgileri nasıl geliyor? Mesela Prediction Parts'ı geldim. Şuradan bir parça bulalım. Mesela bir entegre devre. 74LS9014. Siz Excel'den toplu olarak import yapacaksınız. Ben bu işlemi yapmayacağım ama import yaptığınızda önemli olan part number'ı doğru yazmak. Mesela siz import yaptığınızda part number 74LS9014'ü yazdığınız an o parça kütüphanesi içerisinden bunu bulup tüm part classification, kategori, sub kategori bilgilerini kendisi otomatik olarak dolduracak. Asıl önemli olan zaten bunları doldurmak. Mesela biz burada general, entegre devre ve logic olarak bunu girdik. Ve altında prediction datada da otomatik olarak buradaki verilerin hepsi geldi. Tek yapmam gereken operating power girmek. Bu şekilde bu parça kütüphanesinden hızlı bir şekilde ben tek bir import işlemiyle bütün ürün ağacımı dolduracağım. Sadece birkaç veri girip buradan calculate'e basmak kalacak. Calculate'e bastıktan sonra da mesela yapalım bir tane işlem. Calculate yaptık bunu. Evet. İşlem tamamlandı. Burada failure rate, MTBF bunları hesapladı. Burada ekranda zaten görüyorsunuz. Daha sonra buradan hızlıca kendiniz için konfigür ettiğiniz rapor formatlarını alabiliyorsunuz. Mesela ben şöyle bir örnek göstereceğim. Evet, şu şekilde hızlı bir şekilde bunu PDF'e alabileceğiz. Aynı şekilde o mesela ürün ağacı raporuydu. Burada tekrar bir de parçaların detaylı raporlarına da ulaşabiliriz. Onu göstereyim. Şu şekilde sayfa sayfa her bir ürün ağacı altındaki parçaları, mesela sizin 100 tane komponentiniz varsa bir kart üzerinde 100 komponentin tek tek failure rate bilgileri verdiğiniz buradaki environment ve temperature değerleriyle birlikte burada hesaplanmış olacak. Failure rate MTBF'i böyle hesaplayacağız. Daha sonra şimdi yazılımın tabii en güncel versiyonu kuracağımız için en güncel handbookların hepsi burada. En güncel kütüphanelerin hepsi burada olacak. Yani hem handbooklar hesaplama modelleri hem de az önce gösterdiğim o 750 bin 800 parça 800 bin parçalık kütüphane içeride gelmiş olacak. Bunun dışında prediction tarafında Drating library'ler var. Mesela Drating'e geldim. Create file dedim. Bu elektronik tarafta kullanılan bir özellik yine. Şurada gördüğünüz Drating kütüphaneleri geliyor olacak. Mesela bir tanesini aktif ettiğimde.
Artık hesaplama yaptığımda oradaki rating faktörlerine göre sistemi analiz edecek ve işte overstress değerler varsa artık bize buradaki rating kütüphane, buraya eklemiş olduğum rating standardına göre bu işlemi yapmış olacak. Evet, genel olarak prediction kısmı bu şekilde. Yani iki panel arasında çok hızlı bir şekilde datamızı import edip sadece birkaç veri doldurduktan sonra calculate'e basıp az önce gösterdiğim raporları ve şu şekilde grafikleri alarak işimizi hızlıca halledeceğiz.